Merhaba arkadaşlar. Dersimiz fonksiyonlar 1. Şimdi arkadaşlar bu derste önce fonksiyonun ne olduğunu iyi bir anlayalım. Tamam mı? Bunun bir mantığı otursun. Arkadaşlar fonksiyon bir dönüştürücüdür. Fonksiyon bir programlamadır. Yani fonksiyon aslında bir makinedir. Senin programladığın ya da sana programlanmış şekilde verilen bir makinedir. Örneğin kıyma makinesi çok ilginçtir ama bir fonksiyondur. Çünkü sen bunu programlamışsındır, demişsindir ki ben sana et verdiğim zaman sen bunu ince ince çek. Yani ince ince çıkart demişsindir. Bu bir fonksiyondur. Bu girdidir, bu da çıktıdır arkadaşlar. Mesela evinizdeki mutfak robotu da bir fonksiyondur. Sen ona soğan atarsın, ince ince parçala dersin, parçalar ve sana verir. Şimdi fonksiyon senin programladığın şekilde çalışan bir makinedir. Örneğin biz f fonksiyonuna x'i veriyoruz. Diyoruz ki mesela al bu x'i. Atıyorum bana 5 katını ver. 5x yap. Fx eşittir 5x bir fonksiyondur. Bunu şimdi örneklendirelim. Peki ben şimdi bu örnekte x yerine 2 verirsem, yani x verdiğimde 5 katını alıyorsa 2 verdiğimde de 2'nin 5 katını alacak. 5 kere 2 10. X yerine burada 2 yazdıysam her yerde 2 yazacağım artık. Gördüğünüz gibi girdi olarak 2'yi verince çıktı olarak bana onun 5 katı olan 10'u veriyor. Fonksiyon bu şekilde çalışan bir makinedir. Mesela başka bir makine uydurayım. Mesela fx eşittir. Mesela 2x eksi 1 olsun. Ben makineme diyorum ki sana x verdiğim zaman, yani ne verirsen vereyim, sen onun 2 katını alıp 1 çıkart diye bunu programladım, bu fonksiyonu, bu makineyi. Sonra makineye dedim ki al sana 3 veriyorum. Makine ne yapacak? Onun önce bir 2 katını alacak. 3'ün 2 katını, sonra 1 çıkaracak. 3 kere 2 6. 1 çıkar 5. İşte bu kadar genco. Fonksiyon bir makinedir, tamam mı? Bir girdi vardır. 3 olarak girdi, 5 olarak çıktı. Anladık mı? Süpersiniz. Şimdi buraya bakalım. Fonksiyonu kümeler üzerinden göstereceğiz. Bu biraz kafa karıştırıyormuş gibi durabilir ama hiç zor değil, tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu fonksiyonda değerleri A kümesinden alıyorum. Görüntüleri B kümesinde çıkıyor. Yani ben girdileri A'dan alıyorum, çıktılar B'de oluyor. Bakın aşağıya. A kümesinde 2, 3, 4 var. B kümesinde 9, 6, 12 var. A kümesindeki 2'yi 6'ya götürmüş fonksiyon. A kümesindeki 3'ü 9'a götürmüş. 4'ü de 12'ye götürmüş. Yani bu makineye ben ne verdiysem, dikkat edin, 3 katını almış. 2'yi 6 yapmış. 3'ü 9 yapmış. 4'ü 12 yapmış. O zaman bu makine nasıl çalışan bir makine? Ben sana ne verirsem sen de onun 3 katını al demiş. Girdi olarak ne varsa çıktığında da onun 3 katı var. Örneğin F2'yi ne yapmış? 2'yi alıp 6'ya götürmüş. Hakikaten 3 çarpı 2 yapmış. 6 olarak dışarı çıkarmış. F3'ü ne yapmış? Fonksiyona, makineye 3 verdiğin zaman onu da 3 ile çarpmış. Bakın 3'ü de 9'a götürmüş. Gördünüz mü? 4 verirsen de tabii ki onu da 3 ile çarpacak. 12'ye götürecek. İşte arkadaşlar bu şekilde çalışan bir makinedir fonksiyon. Bu örnekte fx eşittir 3x'tir. Burası tanım kümesi. Burası değer kümesi. Şu 6, 9, 6 ve 12 bunlar da arkadaşlar görüntüleridir. Tamam mı arkadaşlar? Görüntü kümesi olur. Bu aldığı sonuçlar görüntüdür arkadaşlar. Bu fonksiyonun mesela 2'nin görüntüsü 6'dır. 3'ün görüntüsü 9'dur. 4'ün görüntüsü de 12'dir. Kümeler üzerinde de böyle çalışır. Buradan alır. Buradakiyle eşleştirir arkadaşlar. Hop, salla gitsin. Şimdi fonksiyon olma şartı vardır arkadaşlar. İki küme üzerinde bir fonksiyon çizeceksiniz. Örneğin buradan buraya bir f fonksiyonu çizmek istiyorum. Tamam mı? Bazı şartlar var. Öyle kafamıza göre her yaptığımız eşleştirmeye fonksiyon diyemeyiz. Birinci şart, bu tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Yani buradaki bütün elemanları illaki buradakilerle eşleştireceksiniz. Birinci şartımız bu. Tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. İkinci şartta bu tanım kümesindeki elemanlar görüntü kümesine giderken, yani değer kümesine giderken bir eleman iki farklı değere gitmeyecek. Şimdi bunu karıştırmamak için şöyle örneklendiriyoruz. Buradakiler arkadaşlar tanım kümesindekilere birer bebek gibi bakın. Birer çocuk gibi bakın. Buradakiler de annedir. Tamam mı? Anneler toplanmış. Çocuklarını alacaklar. Tamam mı? Mesela kreşin önüne gittiler.
kreşte alacak, çocuklarını alacaklar. Unutmayın, bir kere boşta çocuk kalmayacak. Yani şöyle bir şey yaparsanız, bu bir fonksiyon değildir. Neden? A yavrusu, yani A bebeği boşta kaldı. Bu bir fonksiyon olmaz. Fonksiyon olması için bunu da bir anneye göndermemiz lazım. Bunu da şuraya gönderelim. Birinci şartı sağladık mı? Boşta bebek kalmadı. Tamam. Boşta anne kalabilir. Sorun değil. Belki bu kadının çocuğu yok ya. Belki bunun çocuğu yok. Olabilir. İkincisi, kafanızı şu karıştırmasın. İki farklı çocuk bir anneye gidebilir. Neden? Bir kadının iki çocuğu vardır. Olabilir. Mantıklı mı? Mantıklı. Bu iki şartı sağlıyorsa, yani tanım kümesinde boşta eleman kalmamışsa ve tanım kümesindeki elemanlar sadece bir tane değere gidiyorlarsa, bu bir fonksiyondur arkadaşlar. Görüntü kümesinde, pardon, değer kümesinde boşta eleman kalabilir. Bu annelerin çocuğu yok dersin. Ama bu çocuğun annesi yok diyebilir misin? Olmaz. Çocuk boşta kalmayacak. Çocuğun illaki bir annesi var. Çocuk bir anneye gidecek. Bir anneye farklı iki çocuk gelebilir falan filan. Şimdi bunu örnekte görelim. Şu örnekte buradan buraya tanımladığım f fonksiyonu, daha doğrusu tanımladığım şey bir fonksiyon mu? Bu bağıntı bir fonksiyon mu diye bakıyorum. Evet. Tanım kümesinde boşta eleman kalmamış. Boşta çocuk kalmamış. Güzel. Hepsi bir anneye mi gitmiş? Yani her çocuk bir anneye mi gitmiş? Bakıyorum. Aha. Bir numaranın iki farklı görüntüsü çıkmış. Bir 10'a gidiyor. Bir 8'e gidiyor. Bir bebeğin iki annesi olamaz. İki anneye gidemez. Dolayısıyla bu bir fonksiyon değildir. Aşağıda mesela ben bir tane yapacağım. Şimdi siz söyleyin bakayım, fonksiyon mu değil mi? C'yi 2'ye götürdüm. B'yi 3'e götürdüm. A'yı da 1'e götürdüm. Bu bir fonksiyon mudur? Efendim? Evet, değildir. Süpersiniz. Aferin. D boşta kaldı değil mi? Çocuk boşta kalmayacaktı. Şöyle yapayım. Bu da 3'e gitsin. Bu bir fonksiyon mudur? Evet. Boşta bebek kalmadı tanım kümesinde. Görüntü kümesine gitti hepsi. Ve hiçbir çocuk iki anneye gitmedi. Her çocuk bir anneye gitti. Süper. Ha, bir anneye iki farklı çocuk gelebilir. Olabilir. İkisi kardeştir. Annesi budur. Bitti. Buradan buraya tanımladığım f bir fonksiyondur. Doğru. Hop, bu anne ile çocuklarını da yolluyoruz. Şimdi buradaki örneklere geçelim. Bana burada bir fonksiyon tanımlamış. Demiş ki fx eşittir 5x artı 2. Yani makinan, senin fonksiyon makinan aldığı sayıyı 5 katıyla çarpıp 2 ekliyor, tamam mı? Yani sayıyı 5 ile çarpıp 2 ekliyor. O zaman f4 nedir? 5 çarpı 4 artı 2'dir. X yerine 4 geldiyse burada da x yerine 4 yazıyorum. 5 kere 4 22, daha 22. F6 nedir? 5 çarpı 6'dır. 6 artı 2'dir. 6 kere 5 32, daha 32. Bitti. Şu örneğe geçelim. Bu fonksiyon dedi ki fx eşittir 3x artı a ve f2 10 ise a kaçtır? He, fonksiyona x yerine 2 koymuş, girdi olarak, çıktı olarak da 10 elde etmiş. O zaman ben de aynısını yapmalıyım burada. Fonksiyonda x yerine 2 koymalıyım. 3 çarpı 2 artı a olur. Kaça eşit olacak? Sonuç olarak, çıktı olarak 10'a eşit olacakmış. Demek ki 3 çarpı 2 6 artı a 10'a eşit olacakmış. O zaman bu 6'yı karşıya eksi olarak atarsan a eşittir 4 olur. A'nın sonucunu böylece 4 bulurum. Şuradaki yukarıdaki örneğe geçelim. F fonksiyonu a'dan b'ye tanımlı. Yani fonksiyonun tanım kümesi a, görüntüler b'de çıkıyor. Ve A kümesinin elemanları 0, 1, 2 ve fonksiyonda fx eşittir 4x eksi 1. Sana verdiğimi 4 ile çarpıp 1 çıkar diyor. Öyleyse B kümesinin elemanlarını bulalım. Şimdi A'nın elemanlarını tek tek fonksiyonda yerine yazıyorum. Fx, x yerine bir 0 yazıyorum. Eşittir. 4 çarpı 0 eksi 1 yapmayacak mı? Fonksiyon 4 ile çarpıp 1 çıkartıyor ya. 0 eksi 1 eksi 1 olur. Diğer elemanı 1'e bakalım nereye götürüyor fonksiyon. 4 çarpı 1 eksi 1. 4 eksi 1 3 yapıyor. Bakalım 2'yi nereye götürüyor fonksiyon. 4 çarpı 2 eksi 1. 7 yaptı. He, demek ki A kümesinin 0, 1 ve 2 olan elemanları B kümesinde eksi 1, 3 ve 7. 0 nereye gitti arkadaşlar? Eksi 1'e. Hop. Eksi 1'e. 1 nereye gitti? 3'e. 2 nereye gitti? 7'ye. İşte fonksiyon A kümesindeki 0, 1 ve 2'yi B kümesindeki eksi 1, 3 ve 7'ye götürür. B kümesi en az eksi 1, 3 ve 7'den oluşur arkadaşlar. Bu şekilde bir kümedir. Tanım kümesi, değer kümesi aldığı değerlerde görüntüsüdür. Hop, atıyorum, bitti. Şimdi gelelim şu son iki örneğe.
fx fonksiyonunu 3x eksi 5 vermiş. Öyleyse demiş fx artı 1 ifadesi neye eşittir? Şimdi senin fx fonksiyonunda makine nasıl çalışıyor? Ne verirsen 3 katını alıp 5 çıkartıyor. Ben x yerine ne koyduysam burada her yerde aynı şeyi koymak zorundayım. Yukarıdaki fonksiyon diyor ki fx artı 1. Bakın x yerine ne gelmiş? X artı 1 gelmiş. O zaman sen burada da x gördüğün yere x artı 1 yazacaksın. Eksi 5. Şimdi dağıtma yapıyorum. 3'ü içeri dağıtıyorum. Önce x'e sonra 1 ile çarpıyorum. 3 kere x 3x artı 3 eksi 5 yapar. 3x eksi 2 yapar. Demek ki fx artı 1 fonksiyonu fx artı 1 fonksiyonu eşittir 3x eksi 2'dir arkadaşlar. Fonksiyonun değerini böylece bulmuş oldum. Buraya gelelim. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Tamam. Demiş ki fx artı 1 eşittir 2x artı fx ise ve f3 eşittir 2. He, güzel bir bilgi verilmiş. Bunu boşuna vermez. Demek ki bunu buraya biraz sonra burada kullanacağım. Olduğuna göre demiş f5 nedir? Şimdi fonksiyonu bir daha şuraya yazayım. Fx artı 2x artı fx. Şimdi ben f5'e birden ulaşamayacağım arkadaşlarım. Soruda adım adım gideceğim. Bildiğim şeyi kullanayım. F3 2 miydi? Şimdi x yerine her yerde 3 yazacağım. X yerine her yerde 3 yazayım. F 3 artı 1 4 yapar. Eşittir 2 çarpı 3 artı F3 oldu mu? Her yerde x yerine 3 yazarak bildiğim bir şeye benzettim. Tamam. F4 nedir o zaman? 2 kere 3 6 artı F3'tür. F3'ün yerine değerini yazıyorum. F3 eşittir 2 demişti. 2. 6 artı 2 8. Demek ki F4 8'miş. Bunu buldum. Şimdi F5'e sıçrayacağım. Buradan F5'e gideceğim. Nasıl? Yine şu makinede X yerine bu sefer 4 yazacağım. Neden 4 yazacağım? Çünkü aradığım şeye benzeyecek. Bak 4 yazarsam X artı 1 yani 4 artı 1 5 yapacak. Eşittir 2 çarpı 4 artı F4. Heh. Şimdi aradığım şeyi buldum. F5 eşittir 4, 2 kere 4 8 artı F4 neydi? Biraz önce buldum. F4'ü 8 diye bulmuştum. 8. 8 artı 8 16. Bakın F5'i 16 buldum. Ama nasıl buldum? Adım adım. Önce F4'ü bulmam gerektiğini anladım. Onu bulduktan sonra X yerine 4 koyunca da F5 çıktı. O da kabak gibi pat 16 çıktı arkadaşlar. İkinci derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.